Şeye gel abla, ona çap. Siz nasıl yapalım? Peki şimdi. Başkanım hoş geldin. Başkanım hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ahmet biraz geriden çalışıyor. Arkadaşlar. Ahmet. Halim babası. Benim babam geliyor. Şanlıurfa fakir fukara babası geliyor. Mazlumların babası geliyor. Herkesin babasıdır o. Ondan başka kimse bu adaleti yürütemez. Ondan başka kimse bu Şanlıurfa'yı yönetemez. Babaların babası geliyor. Başkanımız geliyor. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Hep ona dua ediyorsun inşallah. O bizim başına Allah eksik etmesin. Onu göreceğimize sabırsızız. Onu çok seviyoruz. Zeynel abin Allah onun bakışımızdan eksiğini vermesin. Daima Urfa, Şanlıurfa halkı, milleti daima onun arkasındayız. Yaşasın Zeynel baba. Bir oğlum olursa da onun adını Zeynel abin koyacağım. Zeynel baba geliyor. Zeynel baba. 3 gündür yapmamışım. Zeynel babam geliyor. Geliyor, geliyor. Kız kararlar şaplasın. Babam geliyor.
Partili Başkanımız Sayın Ali İhsan Deloğlu. Yine Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Baydilli. 31 Mart'a var mısınız? Evet. Başkan geliyor, önce milletim diyor. Burada vurdu davula. Yürüyelim girişte. Bir dinenin, bir bedenin doğasında olmak istiyoruz. Parti Başkanımız Ali İhsan Deloğlu. Burada vurdu. Aleyhiye Karaköpe İlbiye Belediye Başkanlarımız. Boşandım tarihin izi garibim. Masumun gözü istedik. Yüzüncü yıl kutlu devletim. Bu yüzyılın adı Türkiye. Bugün beyaz gününe durmadan, yılmadan hizmet aşkıyla. Öncelikle bizlere bu mutlu günü yaşatan Cenab-ı Hakk'a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Allah'a hamd ediyorum. Sonra sizlere bu gösterdiğiniz sevgiden dolayı, teveccühten dolayı, yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu güzel görevi, Şanlıurfa hizmet görevini, adaylık görevini tekrar şahsıma teveccüh ettiği için. İnşallah halkımız kararını vermiş. Ne diyor? Durmak yok, yola devam. Allah'ın izniyle bugüne kadar çok şey yaptık. Bundan sonra da Urfa'nın geleceğini birlikte kuracağız. Şanlıurfalı hemşerilerimizle birlikte kuracağız. Efendim, neler mi yaptınız? Bazı belediye başkanlarına soruyorlar, ne yaptınız? Durup bakıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki ne yapmadık ki? Ne yapmadık? Allah'ın izniyle. Yollar yaptık. Bütün kırsal yolları Allah'ın izniyle bitirdik %98'e. Beton yollar yaptık. Çevre yolları yaptık. Kavşaklar yaptık. Meydanlar yaptık. Parklar yaptık. Işıklandırmalar yaptık. Bilim merkezleri yaptık mı? Kadın destek merkezleri yaptık mı? Sosyal yardımlar. Kim bizim gibi? Var mı? Yok. Altyapılar, su şebekeleri, kanalizasyonlar yaptık mı? Gençlik merkezleri yaptık mı? Spor salonları. 49 tane spor salonunu bir dönemde yaptık. Bazen anlatıyorum, ne diyorlar biliyor musunuz? Bunlar 22 yılda mı yapıldı diyorlar. Hayır diyorum. 4,5 yılda yapıldı bunlar. 5 yılda yapıldı Allah'ın izniyle. Seralar yaptık. Restorasyonlar yaptık. Kütüphaneler yaptık. Mezbahaneler yaptık. İtfaiye merkezleri yaptık. Yeni araçlar aldık. Kaç tane? 900 küsür tane. Var mı böyle belediye Türkiye'de? Hayır. Çıksınlar söylesinler. Trambüsler yaptık. Yine Harran içme suyu şebekesini bitirdik. Akçakale içme suyu şebekesini bitirdik. Suruç içme suyu şebekemiz devam ediyor. Kanalizasyon Suruç'ta devam ediyor. Birçok yerde yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyonlarımız devam ediyor.
Şanlıurfa'nın ihtiyacı neyse, sizin talebiniz neyse, gece gündüz oturduk, çalıştık, bizim projemiz oldu. Şimdi Şanlıurfa'ya bakın biraz sonra. Işıklar yanacak. Şanlıurfa, Şanlıurfa gibi oldu. Allah'ın izniyle. Biz hizmet için varız. Sizin emrinizdeyiz. Peki bu şehirde ne yapmadık? Efendim bu şehirde biz kutuplaşma yapmadık. Gerginlik yapmadık. Karşıtlık yapmadık. Öfke yapmadık. Kavga yapmadık. Ne yaptık? Gece gündüz hizmet yaptık. 2,5 milyonun kardeşliği bizim en önemli projemiz demiştik. Öyle mi? 2,5 milyon kardeş mi? Kardeş. Ayrım yapmadık. Bir yola bir yere yol götürürken şu demedik, bu demedik. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Kardeş olduk, bir olduk, iri olduk, beraber olduk. Ama şimdi gönüllerde olmak istiyoruz, sizin gönüllerinizde. İnşallah bu dönem elde ettiğimiz tecrübelerimizle daha da Şanlıurfa'yı ileriye götüreceğiz. Yarım kalan birçok projemiz var. Şanlıurfa'nın tarihi bölgesini, tarihi adasını tamamen ortaya çıkaracağız. Orayı turizme tamamen açacağız. Modern Urfa'yı kuracağız zamanımızda. Başka ne yapacağız? Kırsalla merkez arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracağız. Efendim siz diyeceksiniz, biz yapacağız. Böyle yürüyecek işler. Çalmamışım namert kapısını, kendi ateşimde kavrulmuşum. Ben Urfa'yım. Süvedek'in Karacadağ'ında kar olup yağmışım. Denkbeşlere ilham olmuş ağıtlar yapmışım. Ne Uğur-i Middan'ı bırakmış, ne Asurları takmışım. Vermemişim benliğimi, kurtuluşa ön ayak olmuşum. Gerek şehirleşme açısından, gerek sosyal açıdan, gerek insan hakları açısından Türkiye nereden nereye geldi? Şimdi önümüzde yeni bir destan yazmak üzere bir hedefimiz var. 31 Mart seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa'dan çok büyük bir başarı bekliyor. Urfa'yı çok seviyor ve herkese ayrı ayrı selamlarını iletmemizi bizden istedi. Var mısınız 31 Mart'a? Var mısınız? Evet, biz de ilçe başkanlarımızla, başta Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ olmak üzere, il ve ilçe teşkilatlarımızla, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla, teşkilatlarıyla ve milletvekillerimizle ve MKYK üyelerimizle hep beraber biz de sizin hizmetinize hazırız. Sayın Başkanım'la değerli hem adayımız hem başkanımız, çok değerli ağabeyim Zeynel Abidin Beyazgül'le Tayyip Bismillah diyorum. Hepimize hayırlı olsun, uğurlu olsun. Önce bizlere bu anlamda yardımcı olunuz. İşte, Sayın Başkanım sizi alalım, Sayın Ağabey. Şanlıurfalım benim, önce memleketlerim, taşına toprağına.